Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda IBAN numarası nasıl öğrenilir? IBAN nasıl gönderilir? Bunu anlatacağız. IBAN, banka hesapları arası para gönderimlerinde kullanılan ve uluslararası geçerli olan bir numaradır. Bireysel ve kurumsal hesapların her birini ayrı ayrı tanıladığı için bu sürecin sorunsuz ilerlemesini mümkün kılar. IBAN numarasına dair esaslar Avrupa Bankacılık Standartları Komitesi tarafından belirlenmiş ve ISO tarafından tanımlanmıştır. Söz konusu hesap tanımlama sistemine yönelik düzenlemelerle para transferlerinde maksimum hız, minimum hata ve maliyet hedeflenmiştir. IBAN'ın açılımı yeni uluslararası hesap numarasıdır. Hem yurt içi hem yurt dışı para gönderimlerinde kullanılan bu numara hesabı hesabın bağlı olduğu ülkeye göre farklı detaylar içerir. Türkiye'de uygulanmakta olan IBAN 26 haneden oluşmaktadır. İlk iki hane ülkemizin uluslararası kodu olan TR harfleridir. Daha sonra gelen 2 ve 5 hane sırasıyla kontrol basamaklarını ve banka kodunu, ardından gelen haneler ise müşteri hesap numarasını ifade etmektedir. Her banka için geçerli IBAN numarası öğrenmek istiyorsak, öncelikle ana sayfaya geldiğimizde hesap ve kart yazan yere tıklıyoruz. Hesaplar, vadesiz hesaplarımız IBAN numarasını öğrenmek ve göndermek istediğimiz hesabı seçiyoruz. Hesabımızı seçtik. Hesap detayı TR ile başlayan 26 haneli IBAN numaramız. Kopyaladık. Üstüne tıkladığımızda IBAN'ı paylaş seçeneği. IBAN'ı paylaş dediğimizde Telegram, Gmail, WhatsApp yoluyla göndermek istediğiniz kişiye IBAN numarasını gönderebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar 26 haneli IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.